kıymamızı hazırlayalım. Sosumuzu birazdan yapacağım. Burger kıymamı karıştırmak için malzemelerimi de hazırlıyorum. Kuru soğan rendeleyeceğim içerisine. Güzelce temizleyelim. Küçük bir soğan yeterli olacaktır. Burger kıymamızı yoğurmak için tavuk kıymamı koyuyorum. Şimdi soğanımı rendeleyeceğim içerisine. En ince kısmıyla yapabilirsiniz bunu. Şimdi tuz biberi ekleyelim içerisine. Deniz tuzu kullanıyorum. Siz de deniz tuzunu tercih edebilirsiniz. Biraz karabiber. Kuru kekik kullanacağım. Biraz da acı olmasını istiyorsanız çok az da pul biber koyabilirsiniz. Ama az miktarda olması yeterli olacaktır. Ekmek kırıntısını da ekledim içerisine. Malzemelerimizi koyduktan sonra şimdi yoğurmaya başlayacağım. Çok az miktarda da sarımsak ekleyeceğim içerisine şimdi. Küçük bir diş sarımsağı güzelce eziyorum. Birkaç parça da sarımsak ekledim. Bunu da sosunu kullanmak için kenara ayırdım. Şimdi güzelce yoğurma işlemine başlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum bu karışımı, köfteyi güzelce vuruyorum. Biraz daha elastik olması için. Şimdi de köftemi porsiyonlayacağım. Limon büyüklüğünde bir parça aldıktan sonra avucumun içerisine güzelce yuvarlıyorum. Güzelce bastırdıktan sonra da bakın bu şekilde burgerimiz hazır. Biraz zeytinyağı koyduktan sonra tavama. Şimdi burgerleri de içerisine ekliyorum ve yavaş yavaş pişireceğim. Şimdi güzel bir sosumuz var. Yoğurtlu ve peynirli. Onu da hazırlayalım. Beyaz peynirimizi güzelce rendeliyoruz. Şimdi bunun yanına salatalığımı da rendeleyeceğim. İnce kısmıyla rendeliyorum. Evet, şimdi yoğurdumu ekliyorum içerisine. Biraz önce parçalamış olduğum sarımsaktan ayırdığım parçaları da ekledim. Dereotu çok güzel yakışıyor bu tarz lezzetlerin içerisine. Dereotunu da koyduktan sonra bir parça limon suyu koyacağım. Hafif bir limon ekşiliği güzel gelecek. Limonumuzu da koyduk içerisine. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arada burgerimizi de ters çevirebiliriz. Diğer tarafını da pişirmeye devam edeceğim. Yine hafif bir zeytinyağı gezdiriyorum üzerlerine. Sosumu tekrar güzelce karıştırıyorum. Evet, sosum da hazır. Şimdi servis yaparken domates kullanacağım. Çok ince kesilmiş domates yapraklarıyla burgerimizi servise sunacağım. Hamburger ekmeklerini de ortadan ikiye kesiyorum. Tavuk burgerler güzelce pişti. Şimdi bunları kenara alacağım. Sıra geldi ekmeklerimi koymaya. Önce alt tabanlarını koyuyorum. Ocağımın altında kapatıyorum. Şimdi üst tabanlarını da ekmeklerimin üzerine koyduktan sonra hamburgerlerimizi hazırlamaya başlayalım. Şimdi marul yapraklarımı da tabanların üzerine koyduktan sonra üst kısımlarını da kenara alalım. Onlar da güzelce kızardı bakın. Şimdi sıra geldi burgerlerimizi ekmeklerin üzerine koymaya. Şimdi de ekmekler geliyor güzelce. Ve lezzetli beyaz peynirli yoğurtlu sosumuz. Bunu da domateslerin üzerine. Şimdi de ekmeklerimizi kenarlarından kapatalım. Evet, lezzetli burgerler servise hazır.